Herkese yeniden merhabalar. Yepyeni bir maratonla daha karşınızdayım. Yaşasın. İnşallah bu Reading Slump illetinden kurtulacağım bu maratonla. Şimdi bir önceki videomda iki tane kitap seçmiştim. Ve şimdi bu maratonla onları okuyacağım. İki tane gerilim polisiye kitabım var. Ve beni böyle canlandıracağını düşünüyorum açıkçası. Ne kadar olur ne kadar olmaz bilmiyorum. Ama sanki ikisi seveceğim kitaplarmış gibi. İlki Aramızdaki Kadın, ikincisi de Küçük Bir Rica. Aramızdaki Kadını okumaya başlamayı planlıyorum. Çünkü en çok onu merak ediyorum. Aslında İngilizce okuyacaktım ama bir baktım Türkçe çevrilmiş. Sonra zaten internette görünce de hemen aldım. Bu kitabı 9 liraya aldım kitap yurdundan. Mutlaka bir bakın oradaki Doğan Kitap indirimlerine. Hatta bu videoyu izledikten sonra ben kitabı beğenirsem, ki şu an benim için gelecek zaman bilemiyorum, gidin alın 9 liraya. Çok çok uyguna geliyor bence. Benim fikrim bu yönde. Bir de PTT'de 3 liraya zaten 12 liraya falan gelecek yani bu kitap. Kaygo ile birlikte. Bence çok uygun. Ama önce bir okuyayım. Güzel olduğuna emin olmam lazım. Şimdi teknik olarak bugün ayın 14'ü oldu. Çünkü saat gece 12. Ve 14'ünde başlıyorum. Hedefim en geç 18'ine kadar bu iki kitabı bitirmek olacak. Başarabilir miyim, başaramaz mıyım bilmiyorum. Ama eğer zamanımız uzarsa da yine de bu iki kitabı bitirmek istiyorum bu maratonda. Umarım istediğimden daha kısa sürede bitirebilirim. Çünkü gerçekten kitap okumayı çok özledim. Elime ne alsam bırakıyorum. Asla kitap okuyamıyorum. Çok sıkıntı yaşıyorum. Gerçekten benim için çok zor oluyor. Çok fazla uzatmıyorum. Çok konuşuyorum. Yoksa konuştuğumu biliyorsunuz. Aramızdaki Kadın ile okumaya başlıyorum. Hatta size de hemen ön kapağını göstereyim. Ay çok merak ediyorum. İlginç bir şeye benziyor. Çok merak ettim gerçekten. Heyecanlıyım. Başlıyorum. Kitapta yüze geldim ve bu gecelik ara veriyorum. Şu an neredeyse hiçbir şey olmadı ama kendini okutuyor. Yani ne bir gerilim ne polisiye herhangi bu tarz bir şey görmedik daha. Böyle hafiften bir gizem var ama çok da değil. İki tane farklı kadının gözünden okuyoruz. Birbirleriyle bağlantılı olan. Ama şimdi pek de bir şey de diyemem. Anlatamam size. Biraz daha okumam gerekiyor bunun için. Çünkü tam olarak kafamda toplamam lazım bir şeyleri. Herhalde bir 200'den sonra falan açılacak diye düşünüyorum. Ama kötü gitmiyor yani, fena değil. Toplam 444 sayfaymış kitap. Yani geri 344 sayfam kaldı. Yarın bitirebilir miyim bilmiyorum ama bitirmeye çalışacağım. Ama yarın benim için yoğun bir gün olacak. O yüzden çok da emin değilim. Yine de yarın en kötü bu kitabı yarılarmış olurum. Eğer sararsa bitirebilirim de. Ama bu hızla giderse bitirebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü yani okutuyor ama yavaş okutuyor. Anlatabildim mi, ne demek istediğimi bilmiyorum. Böyle hafif daha gerse beni daha güzel olur. Ama fena değil. Fena değil, okuyacağım yani. Hafiften Reading Slump'tan çıkabilirim belki. Heyecanlı bir şey olmaya başlarsa. Şimdi yatıyorum. Yoruldum birazcık, uyuyacağım. Büyük ihtimalle yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Selamlar. Şimdi havuzdan güncelleme çekiyorum. Kalabalık olduğu için kendime döndüremiyorum. Şu an 154'teyim. Dün 125'e kadar okudum sadece 5 saat var. Şimdi okumaya devam ediyorum saat 2.30. Rakam saat 4'te falan gelecek diye. Yani 1.5 saatim var. Eve gitmeden bir 100 sayfa kadar daha okurum diyorum. Sonra geri 200 sayfam kalacak. Beklediğimden azıcık daha yavaş gidiyor kitap. Hala böyle bir action falan olmadı. Yani gerilim kısmını henüz göremedik. Sadece iki saplantılı insan var. Merak ederek okuyorum diyemem. Eğer bu şekilde giderse bir 100 sayfa sonra da büyükten öteki kitaba geçeceğim. Çünkü zaten Reading Slump'tayım. Bir de ben böyle bunu okumaya zorlayarak şey yapmak istiyorum. Zaten onun yanıma alayım diyordum ama şimdi buna başladım, bırakmayayım dedim. Bakalım. 250'ye geleyim de ondan sonra karar vereceğim. Selamlar. Ertesi gün oldu. Kitabımı nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Şu an önce bulmam lazım. Buldum. Pazara kadar iki kitabı da bitireceğim diyordum ama kendime güvenim çok çok azaldı. Dün okudum ama bayağı. 250'ye gelebildim bilmiyorum. 250'ye gelmek istiyorum demiştim. Gelememişim. 220'ye kadar gelmişim ama Reading Slump dönemindeyken yine de bu kadar okumak beni memnun ediyor açıkçası. Hiç okuyamıyorum falan yapmayacağım. Çünkü gerçekten okumaya çalışırken çok zor zamanlar yaşıyorum şu anda. Kitap çok farklı bir yöne doğru ilerlemeye başladı. Böyle bir plot twist oldu. Ve şimdi garip şeyler oluyor açıkçası. Bilmiyorum kitap nasıl gidecek, ne olacak falan. Şimdi bir şey anlatamıyorum çünkü spoiler'a giriyor. Okuyacağım. Bakalım okuyacağım. Bugün bitiririm diyemiyorum ama bugün yine böyle bir 100-150 sayfa okusam benim için kârdır. Sanırım bir 350 falan o kadar okurum.
Sonra da geriye 100 sayfam kalacak zaten. Onu da en geç yarına bitiririm diye umut ediyorum. Şimdi saat 1 oldu. Evdeki işlerimi halledip tekrar spora çıkacağım. Belki orada oturup biraz okurum. Çünkü orada çok motive edici oluyor. Spordan sonra okuyabilirim birazcık dinlenmek için. Oradan da annemlere geçeceğim. Çünkü işim var annemlerde de. Bamya ekleyeceğiz. Yaşasın. Çok eğlenceli bir iş. O yüzden dediğim gibi bugünlük kendime 100 sayfa hedef koyuyorum sadece. Pardon 100 değil. 130 sayfa. Umarım başarabilirim. Sonunda ne olacak gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü çok farklı bir yere gidiyor dediğim gibi şu anda. Her şey olabilir. Okuyup göreceğiz. Selamlar. Maratonuma devam ediyorum. Hala aramızdaki kadın okuyorum. Gerçekten öf. İçimi baydı ya. Bırakmamak için zor duruyorum. 310'dayım. Tebrik ediyorum kendimi. Son 130 sayfam kaldı. Ama yani sıkıcı gidiyor. Ya herhangi bir gerilim yok kitapta. Gerilim polisiye demiş ama hiçbir şekilde ne gerilim ne polisiye alıyorum ben bu hikayeden. Şimdi psikolojik gerilim desem yemin ediyorum ki psikolojik gerilim de yok. Yani gerçekten yok. Anlamadım. Bilmiyorum. Sona doğru gidiyorum bakalım. Yani çok garip bir şekilde ilerliyor. Artık bitirmek ve bir sonraki kitabıma geçmek istiyorum. Oturup okuyacağım bu gece. Bunu bitireceğim. Ona başlayacağım. Ondan da böyle bir 50 sayfa falan okuyup yani onu bitirmek istiyorum. Dediğim gibi pazar gününe kadar bu iki kitabı bitireceğim demiştim. Bitireceğim. Bugün cumartesi akşamı. Kararlıyım. Kararlıyım gerçekten. Ama sevemedim. Yani bu kitaba 2,5 falan veririm en fazla. 2,5-3. Sonuna bağlı. Belki sonunda çok can alıcı bir şey olacak. Çünkü hala gizli kalan bir şey var öğrenmediğimiz ama ne kadar can alıcı olabilir ki bilemiyorum. Sonuna göre karar vereceğim. Ne yöne doğru gideceğime. Okumaya devam ediyorum. Bakalım ne olacak. 350'ye geldim. Son 90 sayfa yaşasın. Gerçekten çok yordu beni kitap. Sonunda gerilim kısmını 3. bölümle birlikte gördük ama 3. bölüm 320'de başlıyor. Yani bu gerilim kısmına gelmek için bir 320 sayfa okumanız gerekiyor. Değer mi bilmiyorum. Sonuna bağlı. Sonunda söyleyeceğim size değer mi değmez mi. Ama şu an yine 3 yani. 2,5-3. Ya çünkü zor okunuyor. Bilmiyorum belki reading sınav dönemimde olmasaydım daha farklı okuyabilirdim. Ya da kapağında kocaman polisiye gerilim yazmasaydı yine daha farklı okuyabilirdim. Çünkü biraz daha çok dram gibi kitap. Yani öyle açıkçası. Dram kurguya giriyor bence bu kitap. Ama daha 90 sayfam var. Her şey olabilir. Bilmiyorum. Sonunda size bütün düşüncelerimi söyleyeceğim. Ama artık bitirmek istiyorum. Gerçekten günlerdir bunu okuyorum ve başka bir kitaba geçmek istiyorum artık. Selamlar. Kitabı bitirdim. Yaşasın. 2 puan veriyorum. Yani sonunda da çok ilginç bir şey falan çıkmadı. Böyle bir şey epilog eklemişler sonuna. İşte çok şaşırtalım okuyucuyu falan filan diye. Bence tamamen saçmalık olmuş. Gerçekten aşırı saçmaydı. Sevmedim, beğenmedim. Belki reading sınavda okusam daha çok sevebilirim ama gerçekten yine manasını çözemediğim bir kitap oldu yani. Çok saçmaydı. İlk bölümle 3. bölüm zaten çok alakasızdı. İlk bölümdeki kadınla 3. bölümdeki kadın birbirinden çok farklıydı. Bence yazar, iki yazarı var. Yazarlar yazmaya başlamış ve demiş ki sonunda bunu böyle yapalım. Sonradan değiştirmişler yani. Çünkü baştaki kurguyla ilerideki kurgu aynıymış hissiyatı vermiyor. Ne demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum şu anda. Ama umarım anlamışsınızdır. Ne yazık ki sevemedim çok. Çok değil, hiç sevemedim. 2 puan veriyorum. Senin en kötü kitaplarından biri oldu benim için. Reading Slav zamanında okumamda çok çok kötü oldu. Şimdi küçük bir rica okuyacağım. Ama sanki o da böyle çıkacakmış gibi hissediyorum. O yüzden onun yerine başka bir şey mi okusam şimdi? Gideyim kitaplığımın önüne. Yepyeni bir kitap seçme şeyine başlayayım ama çabucak bir şey seçeceğim. Hızlı okuyabileceğim, yarım bitirebileceğim bir şey seçeceğim. Ve bu maratonda iki kitap okuyup sizle paylaşacağım. Yarın inşallah böyle bir planım var. Saat daha neredeyse erken. Çok erken değil, daha 12. Yani bir 2'ye kadar falan daha kitap okuyabilirim. Bakayım kitaplığına şimdi böyle hızlıca okuyabileceğim güzel, hoş, reading slump'ımı etkilemeyecek neler var. Seçeyim, geleyim. Ne okuyacağımı seçtim. Bir ömür nasıl yaşanır? Hayata doğru seçimler için öneriler İlber Ortaylı'dan. Çok fazla kişinin okuduğunu ve çok fazla kişinin beğendiğini gördüm. Benim de kitaplığımda hem de imzalı bir şekilde var. Dedim fırsat bu fırsat bunu okuyayım. Yarın akşama kadar bitirebilir miyim bilmiyorum ama
okuyabildiğim yere kadar artık merak ediyorum. Şimdi okumaya başlıyorum. İlk okuyacağım kitap olacak kendisinden. Bilmiyorum bakalım. Normal tarzın dışında olduğunu biliyorum. Normalde tarih kitapları yazdığını biliyorum. İçeriğini çok da bilmiyorum kitabı. Yani okuyup göreceğiz. Bilmiyorum. Bir 100 sayfa falan okuyayım. Bir güncelleme daha çekerim. Selamlar. Kitapta şu anda 70'e geldim. Düşündüğümden daha yavaş okuyorum çünkü birazcık da anlayarak okunması gereken bir kitap. O yüzden hiç uzatmıyorum. Yani çubuk okumaya çalışmıyorum. Şu ana kadar okuduğum kısımları beğendim. Gerçekten İlber Ortaylı çok fazla bilgi birikimine sahip. Bizim de dersler çıkarabileceğimiz bir insan. Bazı düşüncelerine katılmıyorum. Zaten bir insanın bütün düşüncelerini körü körüne almak ve her söylediğinde haklı olduğunu iddia etmek bence çok yanlış. Ama ben kitaptan çıkarabileceğim dersler olduğunu düşünüyorum açıkçası. Özellikle önerdiği filmler ve kitaplar kısmını çok merak ediyorum. Heyecanla oraya gelmeyi bekliyorum. Bugün bitirmek gibi planım yok, o yüzden bu kitabı dediğim gibi yavaştan alacağım. O yüzden hedefim 150'ye gelip bu maratonu bitirmek. Sonrasında da yavaşça okumaya devam edeceğim. Şimdiden ama size önerebilirim. Özellikle 15, işte 20 yaş aralığındaysanız bence mutlaka göz atmanız gereken bir kitap. Çünkü hayatınızı belki farklı şekillendirmenizi sağlayacak bir kitap. Açıkçası ben bunu lise zamanında okumak isterdim. Ne bileyim, başka alanlarda da kendimi geliştirmeme sebep olacak bir kitap bence. Yani benim bilmediğim çok fazla şey var. Bunu asla inkar etmiyorum. Ve belki lise zamanımda birazcık daha gözüm açılmış olsaydı belki bazı konularda en azından birazcık temel bilgiye sahip olabilirdim. Güzel bir kitap. Severek okuyorum. Neler olacak falan diyebileceğim bir kitap değil. Çünkü böyle söyleşi tarzında bir kitap. İlber Ortaylı sorulan sorulara yanıt veriyor. Dediğim gibi mutlaka okumanız gereken bir kitap. Ben sevdim. 150'ye geldiğimde videoyu kapatmak için tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Ve maratonumun sonuna geldim. Bu gece oturup bu kitabı bitirmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok hoşuma gitti. Bazı yerlerin altını çizerek okuyorum. O yüzden hepinize mutlaka öneriyorum. En azından içinden birkaç tane şey bile size yararı olacak şey alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bence gayet güzel ve gördüğü popülaritenin hakkını veren bir kitap. Bundan sonra da Mustafa kitabını alacağım yazarın. Mustafa Kemal'in hayatını okuyacağım. Bakalım onu da merak ediyorum. Sevecek miyim, sevmeyecek miyim? Birazcık inişli çıkışlı bir maraton oldu ama hiç yoktan yine güzel bir maraton oldu bence. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.